Herkese tekrardan merhaba. Yeni bitirmiş olduğum ve çok beğenerek okudum. Ve bunu sizlere anlatmam gerekiyor dedim. Bir kitabın yorumuyla karşınızdayım. Gerçi siz biliyorsunuz muhtemelen başlıktan gördünüz ama ben yine de böyle heyecanlı bir giriş yapmak istedim. Gece Yarısı Kütüphanesi. Ben anladım ki bu yazarın kitaplarına bayılıyorum. Bakış açısına bayılıyorum. Ölüme, yaşama dair o farklı bir bakış açısı var ve ben yazarın bu kalemine, bu düşünce tarzına bayılıyorum. Çünkü daha önce yazardan Zamanı Durdurmanın Yollarını okudum. Ve onun da bir yorum videosu var. Hatta kanalda koyabilirsem şuralara veya aşağıya açıklamalar kısmına koyarım. Onun da bir yorum videosu var ve orada da zaten olayları veya kurguyu demeyeyim de olayların gidişatını değil, yazarın sadece bakış açısını çok beğenmiştim ve okudukça sanki yazarın zihninin içerisine girmiş gibi hissetmiştim. Bu kitapta da tam olarak öyle oldu. Çok beğendim. Çok güzeldi. Gerçekten bir oturuşta bitirebileceğiniz, çok hızlı okuyabileceğiniz, akıcı ve sizde çok büyük meraklar uyandırabilecek bir kitaptı. Çok beğendim. duygularımı anlattığıma göre artık konusuna geçebilirim. Çünkü daha birçok yerde çok beğendim, çok beğendim demeye devam edeceğim. Ana karakterimiz Nora gerçekten çok zor günler yaşıyor ve yaşadığı günler sonucunda büyük bir psikolojik olarak düşüş yaşıyor. Bu düşüşün ardından da hayatının da kötü gitmesinin etkisiyle beraber ölmeye karar veriyor. İntiharının ardından gece saat tam 12'de kendisini bir kütüphanede buluyor. Gece Yarısı Kütüphanesi'nde. Ve bu Gece Yarısı Kütüphanesi'nde hayatına dair keşkelerini, hiç yapmamış olduğu keşkelerini keşfetmeye başlıyor. Biz de onunla beraber hayatında keşke dediği o dönemlere gidiyoruz ve eğer o keşkeleri yapmış olsaydı neler yaşayabileceğini, hayatının nasıl değişeceğini, nasıl bir hayata doğru sürükleneceğini okuyoruz. O kadar güzeldi ki. Yani ister istemez kendi kendime şey düşündüm. Ben zamanında nelere keşke dedim. Keşke spor yapsaydım. Keşke üniversite sınavını, üniversite tercihlerini ilk yaptığımda kendi istediğim bölümü yazsaydım, aileme bakmasaydım. Keşke DGS'yi erkenden kazansaydım. Yani bir sürü keşke var. Keşke lisede daha çok ders çalışsaydım. Keşke çocukluğumda daha fazla oyun oynasaydım. Gibi gibi bir sürü keşkem var ve çok güzeldi. Kitap bu açıdan eğer o keşkeleri ben de yapmış olsaydım nasıl bir hayatım olurdu? Nerelere giderdim? Neler yaşardım? Neleri kaybederdim diye düşünmeye başladım. Ve ister istemez kendimi hayatımı sorgulatmama neden oldu. Sizi hayatınızı sorgulatabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin bir keşkesi var. Büyük küçük fark etmeksizin herkesin bir keşkesi var. Keşke yoğurt yerine ayran alsaydım bile bir keşke. Ama hayatınızda yer etmiş eminim vardır böyle bir şey ve ağır bir şeydir. Yani hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir çapraza girmişsinizdir. Ve ben bu durumları çok yaşadım. Hatta şu anda da yaşıyorum. Ama keşke dememeye çalışıyorum. Şu an çok mutluyum demeye çalışıyorum. Bu yüzden çok güzeldi. Ve o hayatları düşünmek de güzeldi. Ben mesela eğer diyorum ki kendi kendime üniversite tercihini eğer aileme göre değil kendime göre yapsaydım şu an bambaşka bir yerde olurdum. Bambaşka bir mesleği okurdum. Ama şu an kazandığım insanların hiçbirini kazanamazdım ve belki de mutlu olmazdım diyorum. Bu yüzden ben çok beğendim kitabı. Konu itibariyle, yazım tarzı itibariyle, yazarın yazım tarzı itibariyle çok beğendim ki yazar sanırım seviyor bu ölüm konuları. Zaman Durdurmanın Yollarında da aynı şekilde bir ölüm teması vardı. Bunda da aynı şekilde benzer bir ölüm teması işleniyor. Seviyor sanırım ama bence kafa yapısı çok güzel ve bu kitabı okuyup veya o kitabı okuyup yazarın kalemiyle tanışmalısınız, bir öğrenmelisiniz diyorum. Zaten akıcı ilerliyor, sürükleyici de bir yazım tarzı var. Hızlı ilerliyorsunuz. Aldığınızda 1,5-2 günde ortalama bitirebileceğiniz bir kitap. Ben çok beğendim. Yani büyük ihtimalle bu yılın favoriler arasında bu kitabı kesinlikle göreceksiniz. Nora'nın keşkeleri de bazı yerlerde çok komikti ama bazı yerlerde iyi ki o keşkeleri yapmamış dedirten şeylerdi. Ki hayatı çok güzel yerlere gidiyordu. O keşkeler dönebilse ve yapmış olsaydı çok güzel yerlere giden hayatları da vardı ama yani mutlu muydu? Biraz dönüp kendime de dedim bunu. Sen o keşkeyi yapmış olsaydın belki hayatın çok güzel olurdu. Ama sor bakalım mutlu olur muydun? Çok söylüyorum ve dediğim gibi çok hayatınızla bağdaşabilecek güzel bir kitaptı. Evet, benim yorum videom bu kadardı. Siz kitabı okudunuz mu?
okuduysanız neler düşünüyorsunuz aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Sizin var mı keşkeleriniz? Yazmak ister misiniz yorumlara? Keşke şunu yapsaydım demiştim zamanında. Keşke şöyle olsaydı demiştim zamanında falan. Böyle şeyleriniz var mı? Onları da yazmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü düzenli olarak video atmaya çalışıyorum. Sıkı bir döneme girmeye çalışıyorum. Ve bu abone sayısı, beğeni sayısı insanda büyük bir motivasyon uyandırıyor. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.